Hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşgel. Orçun Arat Demiröz ve Togan Karataş'la beraber Eurolig'in playoff haftasını, playoff ilk iki maçlarının hepsini değerlendirmek üzere PlaySpor ekranlarında buluştuk. Ve bu yayında en önemlisi sizlerin yorumlarınızı, görüşlerinizi ve bize olan sorularınızı YouTube yayınımızda canlı anında cevaplamak üzere bekliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Orçun ve Togan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl keyifler? Ben ciddi açınca Orçun'un bir canı sıkılıyor. Bir gülsün önce sonra başlayalım. Hasta biraz, hasta. Ya evet, geçen hafta Hakk'ı rahmetine kavuşuyor dedim Efecan. Sonra beddua mı etti, ne etti? Ben bütün haftayı böyle yatakta geçirdim. İlgi yani. Bekliyor abisi, ilgi bekliyor. Efecan'dan da bana ne ilgi gelir ya. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik hatırlatmayı ve... Hatırlatmayı hemen yapacağım. Çocuk bayramımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, tüm çocukların bayramını kutluyoruz. Tüm... ülkede bulunan neşeyle geçirebilecekleri bir günü hayal ediyoruz hepsi için. Öyle çocuk olmak vardı sanki bugün. Böyle hani şeyler falan sen yapmış mıydın Orçun? Okulda böyle törenler, o heyecan. Ben hatırlıyorum ya. Ya böyle ufak bir kıpırdanma olurdu böyle. İşte güzel giyinmeler, işte canın ne isterse yapılmalar falan. Hala öyle durum varım yani. Çok bilmiyorum, takip etmiyorum. Okul hayatım olduğunu sevmediğim için ben falan okul demek benim için hani Pink Floyd'çuyum bu noktada. We don't need no education. Hemen şeyi yap. Şimdi karikatürü hatırlat. Şimdi hepinizi kurtaracağım ve basketbol konuşmaya başlıyoruz. 23 Nisan'da aslında Orçun'u koysaydık buraya. Keşke otursaydı değil mi? Senin yerine. Gerçekten. Bir dakikalığına. Bunu hak ettiğini düşünüyorum evet. Ben. Meclise çıkmam daha iyi olurdu bence. Bugün gerçekten olabilirmiş. Unuttuk. Herkesten özür diliyoruz. Gerçekten enteresan başladı playoff haftası. Yani hem bu arada bizim adımıza fena da geçmeyen bir hafta oldu Efes adına, ama öncesinde bu haftayı bence en çok etkileyen basketbol olayı Bursaspor'un Eurocup'ta belki de bu turnuvanın en önemli favorilerinden birini, iki favorisinden birini Bologna'yla elemesi beraber oldu. Bologna ile beraber Partizan Hele Obradovic'le yaptığı transferle, bütçesiyle, taraftarıyla, Belgrad'ıyla, yani hani gerçekten dolu dizgin gideceği düşünülürken Bursaspor çok önemli bir galibiyet aldı. Uzatmaya götürdü önce 15 saniye, 16 saniye kala 5 sayı gerideyken. Önce uzatmaya götürdü, uzatmada mağlup etti. Çok yüksek skorlarda biten bir maçta. Onur Alp'in müthiş oyunu vesaire, her şeyi konuşmamız lazım. Ömer Utkal'ın yine aynı şekilde çok kritik ve tarihi yazdı diyebilir miyiz Bursaspor için? Kesinlikle deriz ya. Yani bence önce, yılın... Hocam hafta tabii, içinde tabii. PlaySpor'da yorumlamıştı. Hocama sonra döneceğim. Önce senin görüşlerini alalım. Ben de direkt ona dönüyorsun sandım. Yok, sana döneceğim önce. Ben ona döneyim. Güzel, tamam. Ben de bası alıyorum senden. Ya şöyle, bence yılın hakikaten Avrupa'daki spor olaylarından birisi. Bunun adını koymak ve bu başarıyı getiren herkese teşekkür etmek lazım. Emeklerine sağlık demek lazım. Çok çok büyük bir zafer gecesiydi. Hani gerçekten gurur duyulacak bir maç sonuydu. Ya bir de şimdi fotoğrafını görüyoruz. Orada bir hani benim taklı döneminden beri aslında sevdiğim de bir isim olan Dušan Alimpijević'in Obradovic'i gidip Belgrad'da elemesi ve Eurocup'ta çeyrek final göstermemesi ve Partizan'ın Eurocup'un favorilerinden birisi olmasına rağmen erken vedası bence harika bir hikaye. Yani harika bir spor hikayesi. Birazdan zaten Obradovic meselesini ayrı açarız, konuşuruz. Çatlıyor arkadaşlar. Bekliyor orayı. Çatlıyor şu an. Program başından beri böyle bekliyor. Taverna aç! Taverna Atina'da! Ama bütün teknik ekibe, oyunculara bir hani teşekkür edip ve yani özellikle uzatmayı düşününce, yani Onur Alp bitimlerle oynanan, Metin Türevler'le oynanan bir uzatma, gerçekten Türk rotasyonuyla oynamak zorunda, dar rotasyonla oynamak zorunda kalan bir koç ve onlardan maksimum alarak kazanılan bir maç, gerçekten çok büyük bir gurur gecesiydi. Ben hakikaten çok mutlu oldum yani ve sonrasında da o işte Bursaspor paylaşımlarını takip edip böyle acayip çok keyifliydi. Yani. Evet, acayip gaza geldim. Yani o işte dönüş yolculuğu sonrasındaki işte kutlama ve karşılama
ritüeli falan filan onlara tanıklık etmek. Ya konu şeyde değil, Obradovic de değil aslında. Tam olarak şuradan derlerimiz Eurocup'ın en iyi 8 takım arasına belki de bizim ligimizin en iyi 4 takımının arasında olmayan bir takım girdi. Hı hı. Yani ya, şu an böyle değerlendiriyorum birazcık bu olayı. Hani Bursaspor 5. 6. seviyede desek Türkiye liginde o civarda 4-5-6. Ama şunu söyleyeyim. İnanılmaz bir başarı yani. Şunu söyleyelim. Yani sezon ortasında bir de bu kadrodan Alaric Freeman CSK'ya evet. gitti. Yani bir oyuncu kaybettiler. Egemen Güven'i Efes'e verdiler. Yani eksildiler aslında. Ona rağmen burada Euro Cup'ta çeyrek finali görmek ve yani demek ki şunu da söylemek lazım. Makro anlamda gerçekten çok iyi bir kadro kurmuşlar ki buraları... Zaten yani bundan önce oynanan Valencia maçları vesaire hani Bursaspor çok kritik galibiyetler de aldı içeride. Hatta son anda kazanamadığı bir maçta vardı. Evet yani sezon planlamasını çok iyi yapmışlar. Ben de aynı fikirde. Çok iyi hazırlanmışlar. Orada net bir koç dokunuşu var. Çok iyi tasarlamış sezonu ve Partizan'ı da şunu da söyleyelim yani bayağı guardlarıyla delik deşik ettiler. Aslında yani. Şöyle, Holland'la, Andrews'la. Biraz hikaye de Obradovic ve Partizan açısından çok dramatik. Yani bizim açımızdan ne kadar sevindirici ve mükemmel görünse de Partizan açısından ya bu kadar yatırım. Hatta evet. bence artık alınmış bir maç olarak bile değerlendirebilirsiniz bu maçı. Ama hiçbir zaman basketbolda özellikle küçümsememek gerektiğini resmini çekti Partizan takımı bize. Aynen öyle. Özellikle 15 saniye kalışı pardon Avramovic'in turnike atmak yerine spektaküler bir smaçla bitirmek istediği bir pozisyon vardı. Döndü basket oldu vesaire. Ya çok ilginç bir maç izledik hocam. Ya Partizan 12-4 bitirdi grubu. Kuban çıkınca gruptan o grupta 9 takım kaldı ve ikinci bitirdi. Belgrad'da hiç yenilmemişlerdi. 4 mağlubiyetin hepsi dışarıdaydı. Bursaspor 8-10 bitirdi 10 takımlı grubu ve orada Kanarya'nın, Valencia'nın falan olduğu zor bir gruptu ve 7. girdi. Yani Partizan Bursaspor eşleşmesi aslında 2-7 eşleşmesiydi. Şey bilmiyorum Rus takımları var mıydı Bursa'nın grubunda? Bursa'da yoktu. Kuban, Bursa'da yoktu. Kuban şeydeydi. Partizan'ın grubundan çıkarılmıştı. Ve şöyle bir şey oldu. Artık eşleşmeler tek maç üzerinden oynanıyor. Yani 1-8-2-7, 3-6-4-5 şeklinde. Çeyrek final ve yarı final de böyle olacak. Ve bu eşleşmelerin böyle oynanmasına aslında Obradovic de biraz isyan etti. Niye böyle yapıyoruz vesaire diye. Ama şunu söyleyelim. Şimdi bu takımda Needham ve Hayes'in 5 faul aldığını hatırlatalım. Bursaspor'da. Maçın sonlarını oynayamadı onlar. Ve Onur Alp, Ömer Utku, Metin, Holland ve Andrews'la maçı aldı. Andrews bu arada muazzam bir maç oynadı. Çok iyi maç oynadı. Yani Onur Alp de keza çok büyük bir maç oynadı. Ama kimi yendiklerine bir bakalım. Tamam yani Partizan'ın gardı kötü bir maç çıkardı. Dallas Moore çok kötü bir maç çıkardı ama bu takımda Kevin Panther var. Geçtiğimiz yani, sene Euroleague'e belki damga vuran evet. en önemli skorerlerden biri Kevin Panther. Lidey var. Avramovic Eurocup için çok üst düzey bir oyuncu. Lesor var. Yani Partizan hem bench'iyle hem ilk 5'iyle daha ne olacak? Yani bu kupada Bologna ile birlikte final oynaması ya beklenen çok iyi bir takım var yani. Ve zaten yani. Ama gardı yok. Ya işte final oynayıp zaten final oynayan iki takım Euroleague'e gidiyor direkt. Şöyle bir şey oldu. Şimdi Partizan'ın tek yolu wild card almak. Euroleague'e gitmek için. Obradovic orada bayağı bir aslında ayak kırıklığı yaşıyordur. Özellikle Avramovic'le ne konuşulduğunu merak ediyorum. Son 15 saniyeden geri dönülmesi vesaire. Çok büyük şımarıklık ya. Ve, bir arkadaşımız da yazmış evet. Fatih Yönük. Ya şimdi Avramovic için şımarıklığı Bursaspor'a galibiyeti getirdi. Kesinlikle. Bir de Orçun söyledi. Freeman'ın gelişinden sonra o yapılanmayı Olimpijevic'in yapması. Ve Olimpijevic bu arada bir kızıl yıldızlı arkadaşlar. Evet. Yani aslında bir derbi oynar gibi çıktı o maça ve öğrencinin ustasını yenmesi. Direkt bir usta-öğrenci ilişkisi yok ama bir nevi öyle söyleyeyim. Belgrad'da yenmesi. Olması. Şöyle bir şey var. Bursa Spor Sedevite'yi yenip bir sonraki maçı da kazanırsa Euroleague'e gelecek. Euroleague'e geliyor. Ya inanılmaz bir yani şey bu. İki maç daha kazandığı anda Euroleague'de evet. Bursa Spor. Ve artık bence inanıyordur. Takım da çok... Yani. Sonuçta bu ligin favorisini yendin ya. Ve Badalona da elendi bu arada. Evet. Partizan'ın parçalardan grubundan. Bir tanesi o da. Vallahi her şey mümkün. Sedevita'da Bursaspor'un gözüne kestirebileceği bir rakip bence. Yani en azından çok iyi çıkacağını düşünüyorum Bursaspor'un ve o maç şey gibi olacak yani. Nasıl kitleniyoruz bir ulusal bir maça? Abi hep beraber Bursaspor'un Euro Cup'taki bu maçına kitlenip galibiyeti isteyeceğiz yani. Bursa'nın bence yani Andrews ve Holland ikilisiyle beraber hani sürprize açık yani i̇şte olabilir. Yani aynı şekilde bahsettiğiniz gibi yani o rotasyonda Onur Alp Bitim'in Metin Türen'in, Ömer Utku alın. Yani bu kadar kıymetli dakikalar ve bu kadar üretken dakikalar oynaması da ayrı sevindirdi beni yani.
Ya sonuçta kesinlikle. Yani bu arenada genelde bu oyuncularla siz biraz önce yorumları yaparken bile sahada bu 5 varken bile diyoruz hani, ama yani bu oyuncularımızın da kıymeti ortaya çıktı birazcık. Hı-hı. O arenada oynayabildikleri zaman neler yapabildiklerini gördüler. Ya Onur Alp'in smacını hatırlayın. Evet, yani onu söyleyecektim şimdi. Ve bu format muhtemelen değişecek seneye, onu da söyleyelim. Yani tek maçta sudden death şeklinde favoriler elendiği için zaten değişik bir formattı bu. Önceden iç saha artı deplasman maçı oynayarak, yani çift maç oluyordu. Bu tek maçlık eliminasyonu muhtemelen EuroCup seneye değiştirecek. Çünkü favorilerin elenme evet. ihtimali ortaya çıkıyor ne olursa olsun. Seri oynamıyorsun. Ama bence... Hatta bir arkadaşımız sormuş, Bursa Spor Sedevit adı maçını deplasmanda mı oynayacak? Deplasmanda. Evet. Deplasmanda bence oynayacak. Keyfi bu ya. March Madness abi işte. Ben de onu diyecektim. Değişmeli diyen tarafta değilim ben. Madem böyle bir şey yaptınız. NCAA stili. NCAA March Madness gibi böyle underdog takımların gidip işte ne bileyim UCLA'yı falan, Kansas'ı yenmesi. Gerçekten çok keyifli oluyor. Zaten böyle güzel oluyor biraz da basketbol aslında. Ben de aynı fikirdim. Yoksa Bologna yani Partizan finali zaten beklenen bir final yani. Hani. Artık mümkün olmayan bir finalde diyebiliriz. Ya tabii geçmiş olsun ya, Obradovic'e bizim ülkemiz için çok kıymetli bir basketbol figürü. Ama hocam bekliyor. Bak, yani bekliyor. Şöyle, ben üzüldüm. Ben Obradovic adına çok üzüldüm. Obradovic adına çok üzülen taraftayım ben yani. Niye üzüldün? Abi sonuçta ya çok kıymetli bir yere gitti. Kendi adına çok önemli bir hedef koydu. Ve yani burada bir şeyler başarmak istiyordu. Ya Bursa Spor'un galibiyetine ne kadar sevindiysem biraz da Obradovic'e bir gönül bağı var hepimizde. Sonuçta ülkedeki yani basketbolu burada... nereye getirdiği ortada. Çok rekabetçi ve üst düzeye çekti Türkiye'deki basketbolu. Bence aktörlerden bir tanesi. Ama burada konuşulması gereken başka bir şey bence. Yani... Başarısız olduğunu konuşmak istiyorsun sen, ben anladım. Ama yani burada Obradovic'in başarısızlığı tabii ki konuşulabiliriz EuroCup'taki şeyden, ama ben birazcık oyuncu grubunun ve EuroCup hedefsizliğinin Obradovic'in canını sıktığını düşünüyorum yani. Yani bence ortada ciddi bir başarısızlık var ya. Bu kadroyla, bu flash transferlerle ve EuroCup için fazla olan bütçesiyle ortada net bir fiyasko var. Ve yani bu ilk yıl yani sorunuyla ya da ezber söylemiyle açıklanabilecek bir şey değil bence. Yani bilmiyorum Togan ne düşünüyor, ama ben Obradovic'in vazgeçmediği bazı muhafazakarlıklarının etkilediğini düşünüyorum. Bedelini ödüyor diyorsun. Bedelini ödüyor abi. Ya maç yani. Sonunda böyle bir bedel ödediğini düşünmüyorum. Yani biraz onun da başına bence bir kaza geldi. Ben biraz böyle bakıyorum yani. Oyuncu grubuyla ilgili sorun olduğunu düşünüyorum. O kadar da disiplinli ve Obradovic'in isteyebileceği oyuncu grubu değil. Belki en büyük hatası da bu. Kadroda bazı şımarık oyuncuların bulundurmak yani. Ama Kevin Punter falan özellikle aldı yani. Çok iyi oyuncu zaten. Kevin Punter'a söylenecek bir şey yok. Evet, ama bir de şimdi şöyle bir şey var. Her istediği de... yapıldı abi. Her istediği aşağı yukarı yapıldı. Bir de hani Hackett ve Şengelya'nın gelişi tabii dengeyi biraz şeye doğru bozdu. Bologna'ya doğru da. CSK Ligi devam etseydi, Rus takımları ihraç olmasaydı. Orada Kızıldız'ı da yenemediler galiba. Öyle biliyorum yani. Yani herhangi bir karşılaşmada yenemediler. Şeyi kazanıp, Adriyatik'i kazanıp gelmek isteyecekler artık. Evet, ya benim bu arada söylemek istediğim şey şu. Ben son 3-4 yılından ders aldığını düşünmüyorum yani. Burada bu arada Orçun'a katılıyorum. Birazcık kendini yenileme bağlamında fazla muhafazakar kaldığını düşünüyorum Obradovic'in. Hala yani adamın CV'si zaten şey yani tartışmaya kapalı bir CV de. Abi onu konuş. Son 3 yıldaki performansına baktığımızda mesela bu takıma ısrarla dominant olmayan bir guard alması bence birazcık kendi tercihleriyle ilgili. Yoksa istese alabilir. Hala Sulukas gibi guardlarla falan oynama peşinde. Yani değiştirmediği ama kıta basketbolunun değiştiği gerçeğini bence göremiyor. Yani Andrews'a yanıt veremedi. Evet abi. Her neyse, onu başka bir pencerede değerlendiririz, ama bizim için Bursa Spor'un galibiyeti çok kritik ve konuşulmaya değer bir galibiyet. Yani hafta içi yayında da söyledim. Türk basketbol tarihinin en büyük galibiyetlerinden biri. Bu sezon özelinde zaten bence şu an bu sezonun en büyük galibiyeti. Evet, bu sezon evet. Avrupa'nın en büyük bence basketbol galibiyeti. Bu arada Selim Tanrıverdi'nin bir yorumu var. Ben size onu okuyayım. Bursa Spor koçu orada için, bu arada Hasan da getirirse ekrana sevinirim. Obradovic'in 2017 PAO serisini hazırladığı gibi antrenmanlarda Partizan serisini hoparlörlerden dinleterek falan hazırlamıştık. Taraftarı. Çok ciddi çalışmışlar. Onur Alp röportajda söyledi. Ben dinlemedim röportajı. Böyle bir şey varsa o da ayrı bir motivasyon. İşte bu Fatih Terim Leeds mantığı olmuş. Ha, evet. Sırplıktan işte.
Bunlar hep... Yok aslında Türkiye'de de yapıldı işte. Fatih Terim de bunu çok denedi daha önce. Özellikle UEFA Kupası zamanları. Yani hocalar, antrenörler özellikle atmosferi alıştırmak için yaparlar. Yani özellikle hırslı koçların veya antrenörlerin tercihi bu. Bu arada Dušan Olimpijev için bizimle aynı yaşta olduğunu söyleyelim yani. Evet. Zeki Şeyoğlu da sizle beraber aynı şeyi söylüyor. Gardın kadar varsın diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Gerçekten de yani özellikle çok temiz bir gardı olmaması çok büyük faktör yani oldu. O Dallas Moore pek yani öyle Savruk. İşte öyle bir gard. Doğru düzgün Euro Cup'ta daha iyi iş yapabilecek bir oyuncusu olsaydı o forvetleri ve o atıcıları çok daha iyi besleyebilirdi. Ben de aynı fikirdeyim. Bursa Spor'u çok tebrik ederiz. Gerçekten bizi gururlandırdılar. Evet. Basketbol adına motivasyonumuzu arttırdılar. Bir sonraki Sedevita maçını hep beraber izleyeceğiz. Başarılar. Umarım Euroleague'e gelen taraf olursunuz. Umarım finale kadar adınızı yazdırıp finalde de o kupayı kazanmak için ter dökersiniz diyorum. Ben neden olmasın diyorum ya. Yani devamı gelebilir. Umarım. Partizan'ı eledikten sonra Sedevita elenmeyecek takım değil yani. Ben de aynı fikirdeyim. Sevgili hocam da aynı fikirde. Bursaspor'a gerçekten gönülden tebrikler. Şimdi sırada playofflarımız var. Euroleague'e dönüyoruz. Euroleague'de playoffları konuşacağız. Öncelikle sıcak servisler bizim playoffumuz. Efes Milano serisi başladı. İki maç sonunda bir birlik eşitlikle İstanbul'a dönüyor Anadolu Efes. Ve deplasmanda ilk maçı çok düşük skorlarda kazanarak. İkinci maçı da aslında aldığı maçı son çeyrekte özellikle son 5 dakikayı çok iyi yönetemeyerek son 2 dakika. 2 dakika diyelim veren bir Efes gördük. Ama deplasmanda bir maçı kazandı. İçeride oynayacağı bu hafta oynayacağı 2 maçı kazanırsa Anadolu Efes adını tekrardan Final Four'a yazdıracak. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle yani bence beklemiyordunuz. Neyi? Efes'in bir maç kazanmasını. Ya ben ben beklediğinizi düşünmüyorum çünkü 3-2 Milan tercihi vardı ben sizin şeyden önce. Ben 2-0'dan 2-2 olur diyordum. 2-0'dan 2-2 son maçı Milan alır diyordunuz. Diyorum. Sen de aynı fikirde. Ama tabii her şey değişti şimdi. İlk maçı Efes kazanınca biraz hani bence çok mutlu olduk ama çok birazcık bence şaşırttı sizi. Yani. Ya beni şaşırtan şuydu, Milan'ın o kadar kitlenmesini beklemiyordum ben. Yani hücumda bu kadar krize girmesini ve dağ taş dövmesini yani beklemiyordum. Aralık 2017'den beri Ergin Hoca Anadolu Efes çalıştırıyor ve ilk defa 60'larda kalarak bir Euroleague maçı kazandı. Bunu da playoff'ta yaptı. Crazy Draft hatırlatmış. Geçmeden sizi bir durdurmak istiyorum burada. Bahçeşehir'in de deplasman galibiyetiyle haftayı geçirdiğini söylüyor. Bahçeşehir'i de çok tebrik ederiz. Bravo. Bursa Spor'un olayı biraz daha sıcak ve konuşulmak, biraz detaylı konuşmak istedik. Bahçeşehir için kusurumuza bakmayın. Ama gerçekten tebrikler, o galibiyet de bizim için çok önemli. Ama beklediğim yorumlar gelmeye başladı. Sizin 1-1 sizin 3-2 Milan tercihinizden sonra özellikle sizin Efes'in kazanacağına inanan bir grup var. Seriye inanan ve bu serinin bize geleceğine yaklaşan keşke bir grup var. Özellikle Selim yazmış şimdi. Bu arada WhatsApp'tan duyduğum, bana gelen mesajlardan duyduğum da insanlar biz şey dedik değil mi? Orçun ve ben 3-2 Milan dedik. Milan, sen 3-1 Efes. 3-1 Efes dedin. Tamam. Sen bana Milan'ı tutuyorsun diyorsun bir de yani. Ya ama sen bir o zaman açıklamamızı maçları yapalım. Arkadaşlar şimdi Efes 1-0 yaptı seriyi. ikinci maçı biz böyle izlerken, herkes kendi evinde izlerken WhatsApp'tan konuşuyoruz işte. Maç şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Orçun böyle bir hafif böyle bir Milan bir seri buldukça bir keyifleniyor. Böyle bir şey oluyor. Efes yakalayınca ya işte bu maç Milan çok iyi oynuyor falan diyor. İçeride sonra dedim ki Milan'ı mı tutuyorsun? Ya dedi işte Milan yensin. Milan yensin istedi. Seri uzasın istedi. Milan öyle yensin istedi. Ben burada seni linçlettireceğim. Biraz tercihini de sanki ya, özellikle yapayım maç tahmininin arkasına birazcık tutunmak istiyorsun gibi geliyor. Ya bana işin aslı. Şöyle bir açıklama yapıyormuş. Messina beni aradı maçtan önce. Benim de misin dedi. Ben de kimle olacağım? Sen Don Messina'sın dedim. Hep böyle bir şey olmadı. Don Messina'yı biz de seviyoruz ama. Ya ben senin uzaması taraftarıyım o yüzden. Niye abi? O da ikinci. 2-0 yapıp. Ya daha çok program yapalım. Ben de onu diyecektim. Efes 2-0 yapsa maçları detaylı konuşacağız ama Messina'yı emekli etme maçını kaybetti Efes. Evet doğru. Bayağı şaka kapatma yapmıyorum yani. Kapatma maçını kaybetti. Yani Messina'yı emekli edecekti. İstanbul'da veririz emekliliğini ya. Sorun olmaz yani. Ya yani biraz gönlümle razı gelmiyor açıkçası. Messina emekli olsun. Messina'yı emekli etmek istemiyorum. Ya galiba ben de istemem tabii ki canım. Ya bu arada yani şeyi konuşalım yani. Efes gerçekten önemli bir avantaj aldı. Tabii canım. Hem birazdan konuşacağız. Milan'ın eksikleri var.
Ki birazdan röportajlara da gideceğiz. Öncelikle yani hani oraları da konuşacağız. Maçları şey yapmak. Hep beraber. Ben şeyi soruyorum. Hasan'dan bir rica edelim pilof ağacını tekrardan. Bir pilof ağacına bakalım hani genel anlamda. Hem de biz ona bakarken şimdi geldi. Yani şu soruyu soracaktım. Şu an pilof ağacında 3 seri 1-1. Anadolu Efes serisi de 1-1. Seri başlamadan önce 1-1 döneceğiz desek herhalde herkes kabul ederdi. Seri başlamadan önce 1-1'i herkes okeylerdi. Yani Efes tarafından. Bence Ergin Ataman hariç galiba. Çünkü 2-0'ı çok inanarak çıkmış hocam maça. Bilmiyorum. Bence çok, bu arada yani Efes'i ben sahada şey çok gördüm yani. Özellikle savunmada. Milan'ın onlara üstün gelemeyeceğini çok açık belli etti. İlk maç özellikle. İlk maçı tamamen kurgusunu az atan Milan'ı az atarak da yenirme yapılmış gibi duruyordu. Yani orada... Şimdi Ergin Hoca'nın bir meşhur bir gömülü savunma planı var aslında. Biraz daha bunu keskinleştirdi böyle. Tam match-up zone değil de ona yakın. Match-up zone'dan bozma yani. Match-up zone'a yakın bir alan savunmasına yakın bir gömülü savunma yaptı. Ve tuttu. Bu zarı attı ve o kumarı kazandı. Ki bunu son maçlarda yapıyordu bu arada. Maçın başında Mitic ve Larkin çok iyi savunuyordu Milan. Hiç pota göstermiyorlardı ama ona rağmen Singleton'dan, James Anderson'dan gerekli yan parça katkılarını aldı. James Anderson'ın hem skor bulması hem çok iyi savunma yapması. Milan cephesinde o ilk maç stresi, geçen programda bahsettiğim ilk maçı kazanmak zorunda hissetmesi ev sahibinin. İlk maç stresi %30'da sezonun en kötü saha içi isabetini oynadılar. 48 sayı playoff tarihinde iç sahada atılan en düşük sayı bir takımın. Evet. Kendi sahasına attığı en düşük sayı. Ve istediğini aldı. Doğru yerlerden doğru parçalardan skor katkısında bulunca 64 sayı atmasına rağmen Milan'ı, yani Delaney ilk maçta o servis atışları kaçırınca zaten maçı kazanmıştı Efes. Ama hani ikinci maça sonra mı geçeyim bilmiyorum. Yok hocam, ortak bir ikinci maça geleyim ben. Yani. Onu da söyleyeyim madem. Şimdi ikinci maçta tamam, Melin'in sakatlığı etkili, kabul ediyorum. Bu belki hatta Efes'in oyun planını da bozmuş olabilir. Ben yine de Melli'nin olmamasının Efes için avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü Melli bu takımın en iyi savunmacısı. Omurgası. Takımın kaptanı, takımın çıpası, omurgası. Ve bir değişiklik yapacağını bekliyorduk zaten Messina'nın. Delaney yerine Rodriguez'i ana parça olarak kullanmayı tercih etti. Rodriguez buraları oynamayı bilen bir oyuncu. Ancak Rodriguez artık 2014 MVP sezonunun çok uzağında. Rodriguez bir çeyrek 11 sayı attı ama yorulacağını biliyorduk ki nitekim kıpkırmızı geldi bence. Şimdi ilk yarı Shields'ın hiç sayısı yok son buzzer'a kadar. Bence çeyrek sonlarının bitişleri birazcık Milan'ın morallenmesini sağladı. Shields'ın attığı o buzzer. Aslında bir LeBron tweet'i vardı. Belki ona gönderme olabilir mi? Evet, tam onu diyecektim. Çeyrek sonları nasıl oynadığınız maçı ne kadar kazanacağınızı gösteriyor. Efes mesela yine ilk yarı istediklerini yaptı. Her ne kadar yan parçalardan çok skor bulamasa da Milan'ı belli bir sayıda tuttu ama Efes ilk yarı önde tamamlayamadı. Üçüncü çeyrek hikaye tersine döndü. Milan olağanüstü oynadı ama bir sayıyla bitti çeyrek. Şimdi maç sonuna Efes getirdi. Larkin, Mitic takımı taşıdı. Hiçbir şeyim yok ama şöyle bir sorun var. İlk maçın sonlarında görülen Troy Daniels'ın kullanılacağını zaten biliyorduk. Ama herhalde şunu tahmin etmiyordu Ergin Ataman. Yani Shields bütün seriyi 5 sayı ortalamayla bitirecek diye bir şey yok. Shields bir yerde devreye girecekti. Girdi. Bütün bunlara rağmen, Bentil'in tepeden bulduğu üçlüye falan rağmen Anadolu Efes Larkin'in üçlüğüyle öne geçti. Evet. 66-64'tü değil mi? En son orada geçti. Oradan sonra yani Mitic sakat değil mi? Mitic'in bir problemi var gibi. Ufak problemi var ama oynayacak yani 3. ve 4. maçı. Seri başlamadan önce Larkin ve Mitic topların %70'ini falan kullanırsa Anadolu Efes seriyi geçemez demiştim. İkinci maçın ikinci yarısında bu oldu aslında. İlk maçta da oldu bu. İlk maçta da oldu ama ilk maçta toplamda 30 top kullandılar. Ama şeyden, James Anderson'dan maçı kıran birkaç sayı geldi. O anlamda söylüyorum. Singleton'dan, Plyce'dan filan. Şimdi geldi. Bu maçta son 3 dakikaya bakalım. Mitic çok yorulmuş belli. Zaten ilk 5'te gelmedi. Simon batırınca hemen girmek zorunda kaldı. Mitic 1'e 5 hücum etmeye başladı. Anadolu Efes momentumu verdi. Mitic tepeden şut atmaya başladı. Yine aynı şekilde Anadolu Efes momentumu verdi. Mitic geri döndü. 2 tane doğru hamle yaptı. Chris Paul gibi bir turnikesi var. Olağanüstü bir iş çıkardı. Orada soğukkanlı kaldı. Maçı tuttu. Efes 2 kere geri geldi. Yani bir 10 sayıdan bir 5 sayıdan geri geldi Efes ama maç sonu Mitic için, bunu da artık yani sezon 5'imi almama rağmen söylemem gerekiyor. Mitic için tercihleri ve Ergin Ataman'ın müdahalesizliği. Bunu da belirtmemiz takım gerekiyor. Takım elvaya döndü yani abi. Hiçbir şey yapmadı Ergin Ataman son 2,5 dakikada ve orada bir 7-0, 8-0 seriyle
fotoğrafta da görülen Shields maçı aldı ki olağanüstü bir dansını izledik ikinci maçta. Yetmedi. Ya Efes şimdi baktığımızda 1-1 dönüyor ama iki maçta da 60'larda kaldı. Bunu da söyleyelim. İstanbul'da Anadolu Efes'in kesinlikle 75'in üstüne çıkması şart. Yani gerekiyor yani. Şart mı sizce? Şart. Neden? Çünkü Milan ikinci maçın ikinci yarısında ölüm kalım mücadelesi olarak oynadı. Shavon Shields inanılmaz bir duygu patlamasıyla oynadı. Tabii. Bu maçı da öyle oynamaya çalışacaklar ve ben o sakatlık meselesine gelince söyleyeceğim. O sakatların bir kısmı bence İstanbul'da oynayacak arkadaşlar. Yani 4 eksikle gelmeyecek Milan bence. Ve ölüm kalım mücadelesinde Milan Efes'e problem yaratabilir. O yüzden 60'larda maç kazanmak gibi bir planı gerçekten şart mı bunu yapmak? Böyle bir planı yok zaten bence. Yok, Ergin Hoca ilk maçı bayağı ilk şey dedi. İlk maçı buna çıktı evet. Biz atarak değil savunarak kazanırız. Senin oyununda seni yenelim dedi. İkinci maçı da aslında yakın oyunda. Bence de ona. Yakın bir maç. İstanbul'da buna gerek yok. İstanbul'da taraftarla birlikte şey yapacaktır. İstanbul'da muhtemelen atacak. Öyle duruyor yani en azından. Çünkü Boboa devrede değil mesela. Boboa bütün devresi... kanalları açmaya Boboa'yı belki Simon hücumda birkaç pozisyon. Sen ne dersin Orçun? Ne? İstanbul'daki maçları. Ne? Ya da şöyle İstanbul'daki maçlara geçmeden şöyle konuşalım. Ne? Burada mısın öncelikle? Buradayım. Sadece bu hafta sen bir hastasın. Ben biraz uzun konuştum. Hala bu hafta biraz Orçun hasta. O yüzden biraz enerjisi düşük. Hayır ya, iyiyim. Kaldırmaya çalışıyoruz. İyiyim. Şey soracağım. Milan'ın eksiklerini birazcık detaylı konuşalım. Şimdi öncelikle bir röportaja bir bakmak istiyorum ben. Hasan'dan Messina'nın maç sonu röportajını bir versin ve sonrasında seninle tamam. Bunun üstüne konuşalım. Şimdi Ettore Messina, bu seri bitti, mucizeye ihtiyacımız var, bütün koşullar bize karşı ve her gün yeni bir sakatlık söz konusu diyor. Tipo olmuş orada bir kere, L eksik arada. Olabilir. Toganlık yaptı burada bilerek. Soruya ne dersin? Ya bu akıl oyunu. Yani geçen sezonki playofflarda da Lasso benzer bir şey yapıyordu Ergin Ataman'a ve Efes'e karşı. Yani Efes'in aslında favori olduğunu ve yani daha dominant taraf olduğunu, kendilerinin daha underdog olarak bu seriyi oynadıklarını burada ifade ediyor ama aslında Messina'nın buna inandığını düşünmüyorum. Yani bu bence oyuncularının hem kafasını hazırlamak hem yani o mindset'i oluşturmak için söylediği ve bakın hani görüyor musunuz demek için kullandığı bir şey. Gerçeklik var ama gerçekten de Milan çok eksik durumda şu an. Ya eksik ya tabii evet. Tabii yani. Datome mesela 3. maç oynayabilir. Alperen ya. Sağ olasın bu arada. Sağlıklı görmek mutlu etti demiş. Teşekkürler. Ama aynı şekilde Milan eksikleri gerçekçi de duruyor yani. Gerçeklik tabii ki yani bu anlamda söylenebilecek bir şey yok. Sadece demek istediğim şey şu. Yani bence hepimiz biliyoruz ki Messi'nin serinin bittiğini falan düşünmüyor. Yani bu söylediği şey tamamıyla aslında bir hani kendisine alan açmak ve bir orada hani böyle işte Efes'in üzerine o baskıyı atmaya çalışmak. Onu yapmaya çalışıyor. Yani ya seri zaten bitti. Hani, rakibin konsantrasyonunu düşürürüm belki. Bozmak üzerine yani. Hani çünkü bu tür biliyorsunuz playoff serilerinde de bu tür maçlar öncesinde yani Ergin Ataman'ın tavrı genelde hani biz bunu yapacağız, biz şunu yapacağız, biz bunu kazanacağız. Hani böyledir ya. Hani o röportaja da hocayla döneceğim birazdan. Yani hep böyle gazdır ya. Messina şunun farkında ya. Messina Efes'in 3. maçı kazansa da serinin bitmediğini biliyor. Yani orada çok daha zor bir 4. maç oynanacağının farkında yani. Sadece oraya kendisini ve oyuncularını hazırlamak açısından ve biraz da böyle işte yani psikolojik anlamda bazı şeyleri değiştirmek için bu açıklamaları yapıyor. Zaten maç sonunda da gülerek Ergin Ataman'a takıldı. Yani hani izlediyseniz fark etmişsinizdir. Yani hani Ergin Ataman çok konuşmadı maç sonunda. Yani işte şey dedi. Birazdan geliriz oraya. Yani İstanbul'da bunun 2-3 katını. Tabii biraz yani orada gene bir gaz. Bak, hemen çok bir güzel, gaz. Çok güzel bir ek yapayım oraya. İtalyan muhabir bu arada rezalet İngilizcesiyle şey sordu. Heart of Champion. Rudy Tomjanovic'in alıntı yaptı. Messina da şey dedi ama ne yazık ki şampiyon onlar dedi. Güzel bir an oldu. Ya Messina burada yani tabii ki kurtluğunu da kullanıyor. Biraz daha böyle sakin kalmaya ben çalışan ben neye inandığımı taraf. Söyleyeyim mi? Belki söyle. Sizin fikriniz değişir. Ben bir algı oyunundan falan bahsetmeyeceğim burada ya. Messina'nın sevdiğim tek yönü birazcık gerçekçi olması. Ve olduğu olanı söylemesi. Ya Messina'nın mesela ben bilirsiniz yani özellikle son dönemde oynattığı oyundan çok keyif almıyorum. Messina'nın başarısız olduğunu düşünüyorum. Ya tüm kariyerinde sevdiğim bazı alanlar var ama genel anlamda ya Don Messina'cı değilim. Yani çok net bir şekilde. Ama şu oyunu seviyorum. Olan neyse söylüyor. Ben Milan'ın gerçekten
bu seriyi bitirdiğini düşünüyorum kafada. Yani. Ben ya, bunun bir akıl oyunu olduğunu düşünmüyorum. Kafada bitirdi dediğim ya bu yok kadar eksikte. Melisi ile işte dileğini kapattı. Abi yani kapatsın. Bunlar çok şimdi, nasıl kapatsın? Senin yani, Larkin ve Melisi için kaybetmen gibi bir şey abi. Şöyle öyle bir yerde değil. Hayır. Bundan bahsediyorum. Melli. Melli aynı. Ya bir, ama konuşalım Melisi ya. Batum oynayacak. Dur sayalım mı? Sayalım mı? Melli oynamayacak. Evet. Onu biliyoruz. Rodriguez oynamayacak diyor. Bence oynayacak. Bakalım ben de bilmiyorum yani. Bana eğer Rodriguez'i kadroda görmezsem o zaman Messina'dan çıkıp özür dilerim. Yani beraber. Çok kötü bir burkulma değilse bence Rodriguez oynayacak. Bana çok sağlıklı bir burkulma gelmiyor. Tamam. Datome idmana başladı. İdmana başladı. Üçüncü maç kesin değil. Bence Datome de oynayacak. Belki en çok oynama ihtimali onun Datome bunda. Bence bu... Delaney ve Melli yok. Evet. Ama Datome ve Rodriguez %51 sahada. Ben sadece şunu soracağım. Sen... Peki bu dördü olmayınca Misic ve Larkin olmamasıyla eşdeğer mi? Dördü diyorsun. Dördü birden mi? Dördü birden olmaz. Yani. Dördü birden olmazsa evet dördü ama ben olmaz. Dördü birden olmadığını İkisi düşünmüyorum bence. Yani. Hani... Çok değil. İki gün sonra göreceğiz. Üç gün sonra. Evet. Ama ben sadece şunu söylüyorum. Yani sen Messina'nın gerçekten kafasında serinin bittiğine inandığını düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Vallahi ben düşünmez yani. Bir koç böyle dezavantajlı düşünüyorum. Bir koç böyle yapar. Ben de çok mutsuz ve umutsuz ya. Ya biraz oynattığı oyundan da son zaman, maçın kazanılış şeklinden de. O zaman şunu da hesaba katsın. Anadolu Efes bu arada ikinci maçtaki ilk beşi playoff tarihinin en yaşlı ilk beşiydi. 33 küsur yaş ortalaması. Bak orada da Rodriguez ve... Ben de öyle düşünüyorum. Senin bunlar kesin evet. Değil henüz. Sadece fikir yani benim dediğim. Efes yaşlı takım. Kabul ediyorum Anderson yaşlı, Tibor Plyce yaşlı, Simon yaşlı. Bir beşi vardı başlangıç işte beşi. Onun. En yaşlı beş. Euroleague tarihinin en yaşlı beşi. Evet. Dunstan yaşlı filan ama Milan da yaşlı. Yani Rodriguez... Hines, bunlar Datome, bunlar yaşlı oyuncular. O zaman şurada şey Messi'ne şunu da söylemek gerekiyor. Bu yaşlı oyuncuları alırken bu planlamayı baba, yapman gerekiyordu. Baba ne istiyorsan aldılar sana. İşte. Ne istiyorsan getirdiler. 20 tane kart getirdiler. Gözünüzü seveyim ya. Da Grant 5 dakika mı ne oynadı? İlk maç oynadı yani. Jerry yok Grant. Dedi benim dedi şut atan uzunum yok. Ben Til de geldi. Ya, kim istiyorsa geldi ya. Geldi ya makro planlamasında bence de sıkıntı var. Yani bir kere sorun zaten şu. Ana parçalarının yaşlı olması bu buralarda Milan'ı düşürüyor. Yani bu gerçek. Yani biraz önce Gürkan'la var bir yorumum vardı. Yani bir anda Oli isterken sonra bir Real konusu açılırken ki ben de Real Madrid eşleşmek daha avantajlı olur demiştim. Ama Milan bu sakatlıklar olsa, hesapta yok. Şu ki. Anki durumda Milan daha iyi bir eşleşme olmuş tabii, diyor. Ama, tabii, canım, tabii ki de bu sakatlar, sakatlıklar var. Yani. Ama Milan tam kadro olsa asla istemezdim Milan'ı. Ben de istemezdim. Seri öncesi de yani Datome'nin ilk maç olmaması, işte Melli'nin ilk maçta sakatlanması bunlar direkt koşulları değiştiren unsurlar ama sadece şuraya geleceğim. Yani oyuna tekrar geri dönecek olursam bir kere Messi'nin ikinci maçta yaptığı önemli bir hamle vardı. Yani oyun hızını biraz arttırdı takımı adına. Çünkü ilk maç öyle bir krize girdiler ki hücumda. Biraz da telaşa da kapıldılar. Yani o tamam Efes iyi savunma yaptı. Evet ama sonuçta Milan'ın %30'da atması kendi sahasında bile. Evet yani çok olası bir şey değil yani. Hani %30'da atmak yani böyle yıldız takım seviyesinde falan olabilir. Çok çok hani orada bir de bizim fakülte maçları. Yani bir de sizin fakülte maçlarında. Hani onlar da çok ciddi bir ilk maçı kazanma orada krizine girdiler ve orada oyuncuların eli titredi yani bunu söyleyelim yani sonuçta Milan da bu serinin diğer maçlarında 48'lerde 50'lerde kalmayacak yani hani ben tekrar böyle bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. O yüzden Togano anlamda katılıyorum yani Efes'in bence kendi evindeki maçlarda bir kere Messina'nın oyunu o hani boğma çabasından bir kere kurtarması gerekiyor. Yani oyun bir kere olabildiğince akıcı şekilde kılması çünkü Milan sonuçta yaşlı bir takım ve şu an rotasyon olarak da azalmış durumdalar. Rotasyonları da daralmış durumda. O yüzden olabildiğince Efes'in oyunu force etmesi, gelgite vurması ve daha böyle hani geçiş oyunları üzerinden oynaması gerekiyor. Şu ana kadar yapmadı aslında Efes. Yapmadı. Yani. Hatta Boba gibi falan evet. Kozları da oynamadı. Yani hani ikinci maç 6 dakika falan oynadı Boba. Şunu anlamış değilim. Yani Ergin Ataman'ın o kararını anlamış değilim. Bir kere yani Boba zaten oyuna girdiği dakikalarda birkaç tane kendi setine oynama imkanı buldu. Savunmada yaptığı herhangi bir hata sonrası hemen kenara alıyor. Yani Simon için de mesela aynı şey geçerli. Hemen kenara alıyor ama şimdi Simon yani Boba tabii ki Simon'dan daha iyi bir savunmacı. En azından kolları uzun ve yani rakibinin karşısında hani atletizm olarak kalabiliyor falan ama yani neticede bence bu
oyun şablonu özellikle son maçtaki yani 73-66 Milan'ın o galibiyetindeki o skor direkt Messina'nın istediği skorlar bunlar. Yani hani Efes olabildiğince 60'larda kalsın. Zaten Milan sezon boyunca yani 74-75 sayı ortalamayla oynamış bir takım. Hani ligin zaten en iyi defensive ratingine sahip bir iki takımından birisi ve zaten oralarda sayıyorlar. O yüzden eğer 3. ve 4. maçlarda da bunu görürsek o zaman Milan'ın kazanma şansı var. Yani ben yok diyemem hani Melli de olmasa çünkü sonuçta 2. maçta Bentil geldi 30 dakika Melli'nin yokluğunda çok kritik bir katkı verdi. Yani orada salmadı mesela Bentil ki Melli'nin yokluğunda ben Bentil'den böyle bir katkı alabileceklerini beklemiyordum. 3 kişiyle yendiler herkesi. Skor anlamında da çok aman aman bir katkı almadan. Ama yani, Rodriguez ve Shields maç kazandı. Rodriguez çok iyi maç oynadı ikinci yarı. Rodriguez Shields Bentil'le yendiler Efes'i yani 3 kişiyle yendiler. Şimdi bir de böyle de bir durum var ve ya eğer... Şimdi sormuşlar Boba fiziksel olarak hazır değil gibi gözüktü. Hani belki sakatlığıyla ilgili bir şey vardır. 3 hafta oynamadı sonuçta. Yaklaşık. Olabilir ama söyleyeceğim şey şu. Yani Efes kendi evinde de sadece Larkin Misic penetreleri üzerinden ve tepe piken rolleri üzerinden oynarsa ve oyunu çeşitlendiremezse o zaman sıkışır. O yani, zaman yardım geliyor Misic ve Larkin'e. Kapatıyorlar ve boğuluyorlar pota altında. Ki Milan yani iki maçta da gördük. O, bir kere Messi'nin o konuda kararlı. Yani o tepedeki o ikili sıkıştırma her pozisyonda evet. geliyor. Her pozisyonda geliyor ve ondan vazgeçmiyor ve yani. Ve ikinci çeyrekte mesela ikinci maçın ikinci çeyreğinde yardım savunması yaptı Milan yine klasik. Ve o yardım savunmasına 10 numara hücum etti Efes. Yani İyi bu yardım savunmasına de. Böyle hücum edilir dedi. Keşke hep yapsa gibi bir duruma döndü. Sonra. Ama sonra bıraktı bunu. Sonra yapmadı yeniden zaten. Penetre üstü zorlamalara hocam, başladı Mitsic. Size dönerken şey için soracağım. Hem bu turun artık ne durumda Efes'e daha yakın olduğunu bir konuşalım. Hem de Selim şey yazmış. Belki yanlış anlaşılmış olabilir. Efes'in galibiyetini sakatlıklardan küçümsenmesi çok yanlış diyor. Herhalde öyle bir izlenim yarattık. Dokam olsa ilk maç ne değişirdi? Mesela 15 sayı farkla yendik beyler demiş. Birçok şey değişirdi. Datome ile Efes'in karnesi çok da iyi değil Selim. Onu bir söyleyeyim. Belki bakıp maç karnesinden bakabilirsin. İnanılmaz eşleşmekte zorladığımız bir buradaki maçı, lig maçında Datome kazandırdı maçı. 15 sayı farkla Efes çok hak ettiği, çok da iyi oynadığı bir maç kazandı. Asla küçümsemiyoruz ama Milan adına da tabii eksiklerin çok büyük faktör olduğunu söylemek yani, lazım. Hocam size bunu sorarak başlayalım. Ne kadar yakınız tura? Ya... Final Four Efes ne kadar uzaklıkta açıkçası? Yani böyle tahmin yapasım yok. Şimdi bir kere zaten başta tahminleri yaptık. Değiştirme hakkımız yok ama şöyle yorumlayayım. Bence onları Efes, artık silemezsin. Bence Efes 3. maçı kazanacak. Ve taraftarın da desteğiyle bu arada 2 maçında biletleri bitmiş. Sonunu gördüm. 2 maçta full. 80'i de görecek bence 3. maçta. Çok istekli oynayacak Efes. 3. maçı kazanacak bence Efes. Ama 4. maç çok sert bir serbest güreş müsabakası olacak. Orada birkaç tane tuzak kurmaya çalışacaktır Messina. Artık hakemi de etkilemeye çalışabilir. Bilmiyorum. İtalya'daki gibi olmaz. Çok bu arada çok ezilmedi hakem. Yani ezdirmedi Efes öyle. Birkaç tane. Birkaç pozisyon. Birkaç pozisyon aldı. İkinci maçta Mitsic'in o penetresinde faul vardı. Onu söyleyeyim. Faul o pozisyon. Çalmadı. Ama İstanbul'da böyle olmayacak. Ben 3. maçı Efes'in alacağını 4. maçın çok ortada olduğunu düşünüyorum. O yüzden Efes mümkünse bu seriyi burada kapatmaya çalışsın. Ama şunu da biliyoruz ki Madrid eşleşmesi, Barcelona eşleşmesi, Final Four'daki CSK ve Barcelona maçları yani 2 sene önce PES için Barcelona'sını söylüyorum. O da uzamıştı. Hepsi uzadı ve kolay kapatabilen, bir seriyi kolay kapatabilen veya bir maçı en iyi döneminde dahi böyle zor maçları kolay kapatabilen bir takım olmadı Efes. Yani hiçbir zaman kolay yoldan gidemedi. Kendi işini kendi bozdu bazen. Çünkü Madrid üstü CSK üstü Barcelona'yı yenerek çok epik bir şampiyonluktur bu ama Madrid'e de az kalsın yeniyordu. Evet. Fenerbahçe BSL finali hariç 3-0'lık. Ondan önce mesela 4-3 bitti. Obradovic'le bir tane seri. Hep zorlandı. Hep böyle kolay yoldan bitirmek varken işi yokuşa sürdü Efes. Efes'in de böyle bir huyu var. Meşhur. Yani umarım bu sefer kolay kapatır. Yani bence 3. maç tamam da 4. maç tam biraz çekiniyorum açıkçası. Niye? Dördüncü maça bence... Ben şu an ne korkutuyor sizi yani? Aslında çok avantajlı dönüyor Efes İstanbul'da. Korkutmuyorum. Sadece çekiniyorum. Efes'in geleneğinden dolayı maç kaybeder ve işi zora sokar sonra mı kazanır diyorsunuz? Yoksa hala ilk tahmininiz gibi Milan seri 3-2 geçmeye yakın mı diyorsunuz? Ben anlamadım. Sakatlıkları dördüncü maça bir ekstra oyuncu yetişebilirse dördüncü maçı alma ihtimali var mı inanın bence? Çünkü Efes
seri içinde dengesi olan bir takım değil. Barcelona'ya deplasmanda 100 atıp bir sonraki maçı kaybetmişti. Evet. PSG döneminde. Şimdi benzer şey. O yüzden diyorum İstanbul'da ilk maçı bence 80 üstü atarak alacak Efes. O uçuk bir tahmin değil aslında bu ama. Dördüncü maçta ölüm kalım mücadelesi veren bir Messina ve Milan'a karşı oynayacak Efes. Ve bu tip şeylerde yani bitirmek, vurup geçmek, hani rakibi emekli etmek, onun formasını astırmak, bu tip şeyler çok geldi Efes'in önüne. Yapabilir mesela Madrid'i 3-0'la geçebilirdi ya da sezon içinde yapacağı bir sürü şey vardı Efes'in böyle bulmuşken yenmek. Hani rakibi kötü durumda bulmuş, onu yapamıyor. Dün geçen günkü maç kazanırsa Fenerbahçe'nin Panathinaikos deplasmanına gittiği hikayenin aynısı olacaktı. Evet. Yani bence çok da istiyordu bunu Ergin Hoca. Kesinlikle. Ama yani o maç kazanırsa çok rahat rahat gelecekti. O maç biraz kazanırsa bence, yani Messina'nın kariyeri de şey olacaktı bu arada. Ciddi değişebilirdi. Ayvalık'a gelirdi o zaman. Çünkü şeyi de netleştirelim. CSK Ayvalık diyorsun, bir şey diyorsun. Ben CSK sonrası. Hayır, 2-0 olsaydı olabilirdi. CSK sonrası Messina'nın NBA'ye gidiş gelişleri çıkarırsak, evet, Avrupa'da bir başarısı yok. Yok. Real. Hele son gelişinde yani hani çok da kötü sayılabilir karnesi. Hatta geçen seneki Final Four işte bir belki Barcelona'ya son saniyede yemese farklı bir şey konuşuyor olabilirdik ama yine de yedi. Ama Ergin Hoca çok mutlu. Higgins sol atışı yaptı. Ergin Ataman geldi, deplasmanda avantajı kaptı. Yani Milan adına çok da iyi geçtiğini söyleyemeyiz Messina kariyerinin. Hatta bu kadar açık elli olmasına rağmen Milan yönetiminin. Yine aynı şekilde şey söyleyelim. İstanbul'da yani aslında 75-80'leri gören bir ilk maçı kazanırsa Efes. Dördüncü maçın psikolojisi. Sen senin bittiğini düşünüyor musun? Ben senin bittiğini düşünüyorum. Ben Messina'yla aynı fikirdeyim. Çok da doğru söylüyor hocam. Çok iyi yerden yaklaşıyor. Ben üçüncü maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bu arada Delaney'nin yokluğu çok büyük bir eksiklik değil. Bence hiçbir şey yapmıyor zaten. Geçen sefer şöyle hiçbir şey yapmıyor da. Böyle maçlarda özellikle deplasmanda mesela Barcelona'ya oynadığı oyunu hatırlayın. Tamam, çok kötü bir maç. Bence yani Rodriguez'in dinlenmesini şey oldu. Troy Daniels daha iyi durumda. Abi bu takım Kevin Punter arıyor geçen seneden. Çok belli. Bu net. Ve bu net. Kevin Punter'lığı sağlayabilecek minimal dakikalarda bir Delaney var. Başka da yok mu? Troy Daniels var. Yapamıyor abi işte. Nasıl yapamıyor? İlk olmuyor. Maç ondan katkı aldılar. Olmadı. İlk maç ama bitmiş. 48 attı abi. Bitmiş maçta aldı katkıyı. O da var. Katkı aldığı maçta 48 attılar. Gözünü seveyim. Yok haklısın. Delaney ama iki maç hariç bu takımın skor yükünün motorunu çekebilecek bir oyuncu yok şu anda. Bak bunu altına zaman atar. Doğru. Hall da mesela yok. Düşüşte Hall. Yani çok iyi oynadığı dakikalar var Euroleague'de ama bu serinin oyuncusu Devin Hall değil. Onu da söylemem lazım. Ergin Hoca'nın şeyini konuştuk mu? Onu şimdi konuşacağız. Ergin Hoca da şöyle düşünüyor. Sen söyle önce söyleyeceğim. Ya Hall'u falan savunmada bir kere çok topa baskıda kullandığı için yoruluyor. Hücumda yani o enerjiyi bulamıyor tabii ki. Yani Shields'a bakma. Yani ikinci maçın ikinci yarısına ancak gelebildi tabii, adam kendisine. Tabii Mitsic yani savundu. İlk yarı Mitsic'i komple biraz çok aldı. Mu Shields'a kumar oynadık ya ikinci maç? Yani atarsa atsın, atamazsa atamasın. Başka o bir şeyle çok denemedik. Yani birazcık Shields'a birebir bırakıp. Melli'ye onu yapmıştı. Tuttu da. Shields'a tutmaz Shields ama yani. Özellikle ben soktuğunda çok daha tehlikeli bir oyuncu. Bir tane soktuğunda yani. Messina'nın üçüncü ve dördüncü maça da farklı bir şeyler getireceğini de düşünüyorum. Yani hani Lasso gibi bir şeyler çıkartabilir cebinden. Çıkarsın. Ergin Ataman ama çok standart oynuyor. Eli biraz yani dar abi, onu konuşalım. Yani Messina'nın çıkarabileceği. Dar, eli dar. Şimdi çok kilit mesela, çok gönlü oyuncuları var işte. Melli, Datome böyle oyuncular. İkisinin aynı anda sahada olması demek 2-3 kart daha oluyor elinde. Yani. Hem savunmada hem hücumda. O yüzden yani bakalım kimler oynayacak. Şeye dönmek zorunda falan kalıyor abi işte. Yani o İtalyan Ricky'ye falan dönmek zorunda kalıyor. O da şut atmasın yani. Ama deplasmanda yani öyle oyunculardan bazen şut atıyorlar. Canım sıkılabilir. Ama genel anlamda şeyi konuşalım. Çok önemli bir galibiyet aldı Efes ilk maçta. Ve avantajı ilk maçta alarak İstanbul'a geliyor. Ergin Hoca ne düşünüyor seriyle ilgili? Şimdi Hasan'dan rica edeceğiz. Ergin Hoca'nın röportajı gelecek ekrana. Bu da çok duygusal bir konuşma. Olimpia Milano maçı sonrası Ergin Ataman. Milan'ı tebrik ediyorum. Burada atmosfer güzeldi. Ancak İstanbul'da 2-3 katını göreceğiz demiş. Hoca gerçekten maçı iyi yorumlamış ama. İkinci maç hakkında görüntü şahane. Ya ilk maç bu arada hem erken olduğu için İtalyanlar biraz bu konuda İtalyanlarla benzeriz biz, böyle Akdeniz halkı olduğumuz için biraz daha geç saatlerde yaşamayı seviyoruz, böyle geç kalkıp geç saatlerde şey yapmak. İlk maça bayağı İtalyanlar kızıyordu. Bu saatte maç mı olur? Bir de o gün futbol maçıyla denk geldi. Ayrıca bu Twitter'da okuduğum yorumlara ek olarak Inter Milan maçı vardı bir de. İkinci maç doluydu ama. Bir de Inter Milan maçı şöyle bir maçtı. Yarı yarıya seyirci alınan iki takımın da çok önem verdiği bir kupa maçıydı. Ve bütün aslında seyirciler yararına yani. Yararına oldu evet, yani evet, kupa evet maçı. Yani ben burada pek çok da haksız değil ya. Biraz gaz bir cümle de.
Efes taraftarı bence daha iyi bir atmosfer olacak. Özellikle verecek. İtalya'da gördüğümüzden çok daha iyi bir atmosfer olacak İstanbul'da. Ben de buna katılıyorum. Yani, zaten sold out iki maçta. Milan, tüm biletler satıldı yani. Salondaki atmosfer öyle çok hani... Ben çok bir şey görmedim. Özel rakibi etkileyecek bir atmosfer yok, değil yani. Yok şöyle bir Zagiris... Anonsör çok iyi. Anonsör iyi. Çok iyi ama... Ya şimdi hangi deplasmandan çok korkutur? Mesela Maccabi deplasmanı korkutabilir. İşte Olympiakos. Zagiris, Olympiakos, Real, Panathinaikos. Real Madrid yeri geliyor çok enteresan. Barcelona enteresan atmosferler olabiliyor. Ama Milan hiçbir zaman sanki o seviyeye çıkaramadı. Evet. Sadece geçen sene Final Four'a geldikleri maç hani az kalsın kaybediyorlardı Bayern. Hatırlıyor musunuz? Son dakika bir 10-0 seri yediler. 8-0-10-0. Sadece o maç atmosferi çok iyiydi salonun. Bu maçta aynı atmosferi göremedim. Belki dediğiniz gibi çok yani istemediğimiz bir durum ama 5. maç farklı olabilir. O yüzden burada işi bitirmek lazım. Burada bitirelim işi. Adam Smith hocama iktisadi bir soruyla geliyor. Çift 4 numarayla oynamak mantıklı geliyor. Sizce bana mantıklı geliyor sizce diye soru işaretini koymuş. Muayman Singleton. Muayman Singleton'ı soruyor. Bence bir arkadaşımız da Alperen Ünsal selamlar. Singleton hakkında görüşlerinizi soruyor. İlk maç evet Singleton iyiydi de ikinci maç yani tam istemeyi... Singleton ilk maça biraz evet tane çok geldi Singleton ayları diyoruz. Geldi Singleton haftası diyoruz ve öyle bir maç oynadı. Ama Dunstan o kadar iyi oynadı ki onu da çıkaracak durum pek yoktu. Ya Dunstan'a ne yapsak ya? İkinci maç Hines'ı yani ne pardon da dedi Dunstan'ı? Yani. Yani Hines'a yaptı o sana bayağı. Sana goat diyorlar ama ben de eşek başı değilim dedi. Yani. Burada onur, o da şey onur kırıcı birkaç bloğu var. İki tane Hines'a iki tane evet. Bloğu var. Bir tanesi inanılmaz. Yani bu kupayı bu sene ben kazanırsam ben de ciddi bir Euroleague efsanesiyim. Zaten Efes'in efsanesiyim dedi. O çok çok yani Euroleague yani. Efsanesidir de ayrıca. Aynı zamanda öyledir yani. Ama şöyle. Hines kadar değil. Hines kadar değil. Çünkü Hines'in başka bir ağırlığı var Euroleague'de. 750 tane Final Four oynamış. Hepsinde abi var. İki farklı takımla şampiyonluk. Ama Dunstan'ın gerçekten yani dediğim gibi heykeli dikilecek oyuncu Efes için. Öyle. Brian Dunstan. Çok iyi seri geçiriyor. Umarım İstanbul'da çok, da aynı çok şekilde çok profesyonel geçirir. Ya tabii yani. Ki bu sezon artık hani çok eleştirdiniz. Ben de eleştirdim yeri geldi. Dunstan'ın olmayacağı çok açık dedik. Ama şöyle anlıyor musun? Dunstan yani, şu an evet yani hepimize... Patlayacak yani İbre böyle 220'de. Ama yok şu an bence çok da şey gözüküyor yani. Ayağı yere sağlam basıyor öyle yapsın hani çok yorulurken bile kendini kontrol etmeyi biliyor saha içinde. Hani bir enerjisi kalıyor savunmada oyuncuyu savunmaya. Ama işte biraz bu Fenerbahçe'de de Veseli'ye mesela aynı... güven var ya yani hani bu kadar da bir oyuncunun üstüne yüklenmemek yani hani biraz da onu rahatlatmaya ve o sorumluluğu almaya yönelik davranmak gerekiyor ya yani aldığın kaliteli dakikanın süresini arttırmak için hani Dunstan tabii ki müthiş bir profesyonel ve kendisine de çok iyi bakıyor yani her şeyle sahada da nasılsa Dunstan var diyerek de geçmez yani. Yani ben bir de şunu eklemek istiyorum. Tabii özellikle hocam, İstanbul'da. Birazdan bu arada kapatacağız. Diğer serileri de konuşacağız. Tamam. Seri hakkındaki son yorumlarınızı da alayım. Üçüncü ve dördüncü maç. İstanbul'daki maçlarla ilgili şunu da söyleyeyim. Normal sezondaki maçlarda tamam Melli, Datome falan çok etkiliydi ama şunu da hatırlayalım. Rodriguez İstanbul'da çok iyi bir maç oynadı. İlk maçın ikinci yarısını çok iyi oynadı. Evet. Rodriguez bir de senelerdir İstanbul'da oynamayı falan bilen bir oyuncu zaten. Çok kere Fenerbahçe ve Efes deplasmanı oynadı. Olursa tabii. Umarım Rodriguez oynamaz. Umarım Rodriguez oynamaz ve Anadolu Efes'in bence bu işini kolaylaştırır. Çünkü sahada ya buna da şeyim yani son 2 dakika guardsız takıma maç kaybetti Efes ya. Ya evet, bu da yani bu, burada 2-0 yap bitir. Rodriguez işte. Milan'ı bozuyor mu? Yap bitir burada yani. Şimdi tekrardan 2 maç kazanmak zorunda Efes. Ben hazır krediyi de almışsın. Ev sahibi avantajın sende. Burada bu kapıyı kapatmak şart artık. 5. maça gitmemeli Efes. Bu hafta bittiğinde Efes'in Final Four'da olduğunu görmemiz lazım. Umarım göreceğiz. Ben sadece şunu söyleyeceğim yani Milan ilk maçta 15 top kaybı yapmıştı. Yani biraz o da hücumlarını etkilemişti. İkinci maçta işte 8 top kaybı yaptılar. Umarım hani çünkü Milan top kaybı yapmaya teşne bir takım. Yani o baskı ve o oyun akıcılığı olduğu zaman Rodriguez haricindeki oyuncuları topu dağıtmakta ve oynatmakta zorlanabiliyorlar. O yüzden umarım Ergin Ataman 3. maç ve 4. maç planını olabildiğince tempo ağırlıklı yapar ve kendi felsefesinde oynayarak Milan'ı yenmeyi düşünür. Katılıyorum.
Ben de aynı fikirdeyim. Bir de şeyi söyleyelim. Özellikle Misic ve Larkin'in iki maçta 16'ların altına hiç inmemeleri çok iyi bir gösteren. Özellikle Milan gibi sert bir savunma takımına karşı. Ama bunun Boban'ın da eklendiği, hatta Muharman ve Simon'dan da ufak da olsa skor katkısı bulup 80'lerin üstüne çıkmasını umut ediyorum içeride Efes'in özellikle 3. maçta. Yani Boban'ın durumu umarım iyidir ya. Sağlık durumu yani ben fizik de olarak. Yani bunu hayal ediyoruz. Umarım bu hafta bitene dediğim gibi Efes'i Final Four haberini verip burada konuşuyor oluruz hep beraber. Ben şimdi şey diyorum. Umarım 5. maça gider falan diyor. Benim bir hafta daha konuşuruz. Tercihim net. yani tercihim net. Konuşulacak şeyler ya playoff sonrası Final Four ya bu sene Final Four'u bakalım bu hafta halledebilecek mi Efes, göreceğiz hep beraber. Diğer serilere geçiyorum. Özellikle şimdi ikinci maçların MVP'si örneğin ikinci maçların MVP'si Poirier oldu ikinci maçın. İlk Poirier maçta Davis oldu. Ama ilk maçın onu söyleyecektim. Hı. Brandon Davis hem MVP oldu ama ikinci maçların takımı kim diye sorsanız herhalde Bayern Münih diye cevaplarız Monaco ile beraber. İkisi de çok kritik deplasman galibiyetleri alır ama önce Bayern'e gideceğiz. Barcelona'ya ikinci maçta özellikle çok tanıdık Deşan Thomas'ın inanılmaz skorer oyunuyla. CC Redick gibi oynadı. Yani. Evet evet yani özellikle Kuriç'e verdiği cevaplar inanılmazdı. Ne diyorsunuz Barcelona'nın 25'i gönderdi ikinci maçı kaybetmesine? Tabii ben hala Barcelona'nın yani favori olduğunu düşünüyorum bu seride. Ama Trinkieri karizmasını çizdi abi. Trinkieri yani bizim 3-0'ları direkt çizdi böyle yani. Yani oradan bir de 5'e taşırsa Trinkieri. Of. Üf. Tamam şöyle söyleyeyim ben. Hillard'ı kaybetti bu takım. Evet, maç evet sakatlandı Dern Hillard. Ve geçen seneki gibi böyle elinde patlayıcı Baldwin'i falan da yok. Sisko ile yaramaz da falan maç kazandı adam. Yani Deşantan mısın? Ops, Efes'ten kovulmuş adamdır ve hak etti de bu arada yani. Çok kötü bir sezon geçirdi. Ama o tepeden bulduğu şutlar, Lucic'i zaten söylemeye gerek yok. Bir Euroleague takımının ihtiyacı olan profildeki oyunculardan biri. Çok çalışkan bir oyuncu. Çink ve ya. Takım liderliğini çalışarak, örnek olarak yapan bir oyuncu. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bir, Dante Exum'un yavaşlatılması gerektiğini çok net kafasına koymuş Trinkieri. Bunu başardı. İki, hele ilk maçta vurduğu smaçtan sonra evet, ona karar vermesi. İkincisi, Davis bütün seri 20 falan atamaz. Bunu zaten ben düşünüyordum. Ama en önemli şey şu. Nikola Mirotic'in şut yüzdelerini %15 falan aşağıya çekti. Hem true shooting'te hem saha içi isabette. Bu biraz Mirotic'in normal sezon oyuncusu olmasıyla da ilgili biraz. Bunun adını koyalım şimdi. Mirotic hep normal sezonda daha iyi oynayan, playoff'ta öyle muhteşem işler yapan bir oyuncu olmadı. Getirin oradan Alba Berlin, Mirotic show yapacak. Demeyin. Ama iyi de sezon geçirdi. Yok MVP zaten. Evet. Ama normal bunda bence Trinkieri'nin planı da etkili. Getirdiği yardımlar, Mirotic üzerinden oynamasını engellemesi Saras'ın ve Saras'ın sinir krizi geçirmesini sağlaması. Ki bu evet, iki koç Ergin Ataman'la birlikte en çok teknik faal alan koçlar Euroleague'de. Trinkieri, Saras ve Ergin Ataman. Gerçi Trinkieri'yi Fenerbahçe'ye getirelim ya. Şeyi yakışır çok bence, yakışır. Trinkieri'nin Palau'da 90 atarak takımının 90 sayı atarak Yasikevicius'u sinir krizlerine sokmasından açıkçası çok keyiflendim. Yani, tahminim 3-0'dı. Biraz Saras'a birazcık şey husumetli kuruldu diyebiliriz. Ama şunu söyleyelim ya 90 atarak Barcelona'yı yenmek de aynı nasıl bir force'dur Trinkieri'cim. Yani tebrik ediyorum. Bayern'in yani bunu yapması daha abi Bayern enteresan. Hiç beklenmeyen yani seri. Herkes başından beri 3-0 diyor zaten. Bu arada yani Almanya'da ben hala 3-1 döneceğini düşünüyorum Barcelona'nın. Tabii bakalım. Oraya daha yakın. Belki bir maç kazanacağını düşünüyorum. Belli olmaz ama ya. Bir maç kazanır ve 5'e götürürse. 5'e götürme ihtimali yok. Geçen sene Barcelona'nın temiz geçmediğini yine Zenit'in Barcelona'yı ne kadar terlettiğini Zenit biliyoruz. Zenit eleyecekti de o. Ki Pascual de Trinkieri de Barcelona'ya karşı nasıl oynayacağını çok iyi bilen koçlar. O yüzden belki 2-2 dönebilir sonra bu seri diyoruz. Sonra niye sevmiyoruz Barcelona'yı? Zenit o maçı o seriyi 2-0 yapacaktı. Hakemler itti 1-1 oldu seri. Oradan sonra 2-2 döndü 3-2 bitti. O 2-0 dönüyordu Zenit. Rusya'da 3-0 bitirecekti. Barcelona'nın bu sene de çok kullandığı maç var. Yani çok kullanıyor canım. Neyse. Sertaç olsaydı Efes 2'de 2 yapabilir miydi diye bir soru var. Yapabilirdi tabii ki. Yani çok net bir şekilde cevaplayalım. Devam ediyorum. Bu seri üzerinde şunu soracağım. Mesela şöyle bir açık kart bıraktı Trinkieri ve ben çok sevdim. Maçı izlerken özellikle ikinci maçı Kuriç attığı kadar varsın dedi o da. Atabildin, yaklaştın, kaçırdı, kaybettin. Higgins yok çünkü. Ya o kadar aynen güzeldi ki yani hani şey olarak o ikinci eli buldurmaması,
bütün başlarının bütün hücumlarının sadece Kuriç'in topsuz yaptığı koşular sonrası topla buluşup o zor da kolay da olsa şutları sokup sokamamasına bağlı kalması bence çok iyi plan. Ve yani. Bu adamın elindeki uzun Otello Hunter. Evet. Yani hala taş gibi oynuyor ya. Ve inanılmaz katkı alıyor ve Otello Hunter'dan %110 fayda alınıyor. Bu abi bunlar koç başarısı işte. Bence de. Bir bence oyuncunun tabanına çıkmasını sağlamak koç elinde Baldwin falan da yok olsa. Ya biraz önce yani... Türkiye açıkladı hocam. Geçen seneki kadrosundan çok daha zayıf bir kadroyla mücadele ediyor. Yine X8'de tamam bence hak etmediği bir X8'de. Evet, onu da söyleyelim. Ama hak etmediği bir X8'de çıkıp 8. olup 1.yle maç kapmayı başardı. Makabe'nin yapamadığını yaptı işte. Barcelona'da Ops'la Şişko'yla falan maç kazanmak nedir ya? Yani çok kritik, çok onu önemli yani bir galibiyet oldu. Deşantamas'la. Bir diğer serimizde biraz önce hocam bahsetti. Playoff ağacını yine Hasan getirir şimdi. Real Madrid Maccabi serisi 2-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle. Zaten ikinci haftanın MVP'si Poirier oldu. Vincent Poirier çok önemli bir maç oynadı. İlk maçı da Kozor çakıyor oynayarak. Evet. Maçı domine etti. İkinci maçı ki zaten yani, diyorduk Kozor. Gardı yok. Kozor'un dönüşü çok kıymetli. Kozor Real Madrid açısından özellikle Maccabi'yi yenmek bir guard da çok daha kolay. Yani mesela Kozor Efes'e, işte Milan'a atıyorum diğer taraftan Olympiakos'a, Monaco'ya o kadar kolay olmazdı. Yani ama çok bence sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Ama buna rağmen sevgili Hasan şimdi şeyi de getirecek ekrana. Lasso'nun bize bu seriyle ilgili ben düşüncelerini istedim. Anlatan fotoğrafını götürsün. Hocaman isteği. Ya 2-0 yapmak şimdi büyük başarı gelir. Ya bu arada. Yani hiçbir takım 2-0 yapmadı. Yok şu an tek maç kazanıp Final Four'a gidebilecek tek takım Real Madrid. Şimdi Maccabi'nin, bu arada Maccabi Madrid'i seçti. İstedi yani bayağı Fenerbahçe maçını. Evet. Fotoğraf geldi. Pablo Lasso'nun. Lasso'nun Maccabi serisine bakış açısı. Yani evet. Bence bu Maccabi serisine bakış açısı değil genel olarak yani hani playoff'lara evet, bakış playoff açısı. Yani hani playoff mu geldi? Hani playoff Madrid'i diye bir bence... Maccabi peki İsrail'den Real Madrid nasıl kurallar sizce? Ya ben şöyle söyleyeyim. Maccabi'nin planı herhalde şuydu. Ben Wilbekin'le ağır basarım burada. Keenan Evans'la Nunnally'yle ek böyle 15'er sayı falan 10-12 sayı bulursam bir maç belki çıkarırım Madrid'den diye düşünüyordu ama ilk maç Fabian Coser çok iyi oynadı. İkinci maç zaten Poirier ve hatta herkes yani çok diyor. İkinci galibiyet çok net bir galibiyetti. İlk yarısında bulmadığı oyuncu yok yani. Bir de şunu söyleyelim açıkçası. Evet, playoff Real Madrid diye bir şey var, doğru. Buraları oynamayı bilen oyuncular, buraları çok defa oynamış olan bir koç ve sürekli cebinden yeni bir şeyler çıkarma yeteneği olan, mezeniyetleri olan bir koç var karşımızda. Ama Maccabi'de de hiç bu düzenin oyuncusu olmayan ve bence Fenerbahçe'nin yaptığı en güzel işlerden biri olan Derek Williams'ı göndermekti. Derek Williams'ın varlığı bence bayağı eksi yazıyor ya Maccabi'ye. Yani Derek Williams olmadan bir ana parça ya omurga üzerinde çalışırsa ancak kazanabilir. Çünkü Derek Williams size bir seriyi kazandırabilecek bir oyuncu falan değil. Sahada kaldığında eksi yazıyor. Hiç mesela şeyle karşılaştırın ya bu sefer çalışkanlığında falan bir oyuncu değil Derek Williams. Ve Maccabi'nin hep bu Amerikan oyunculardan gelen bir kültürü vardır ya. Yıllardır böyledir zaten. Amerikalı tempolu oyuncularla oynamayı fast sever. Fast break ve şut aşığı. Yani bir maç aldırabilir. Ben her şey hep 3-2 diyordum ben. Yani Madrid şey yapamaz hani Koser bu kadar. 3-1 dediniz galiba. 3-2. Hepimiz 3-1. 3-2 dedim. Ben 3-1 dedim. 3-1 dedik diye hatırlıyorum. Biz ikimiz 3-1, hoca 3-2. 3-1'e daha yakın. Hatta 3-0 bile olabilir. Bence 3-0 olabilir bu sefer. Ama yani belki bir maç Wilbekin olağanüstü atar. Ben de Maccabi'nin 3. maçı kazanacağını düşünüyorum. Şeyi de ekleyeyim. Goss hayata döndü arkadaşlar. Burada gömdüğümüz, çok eleştirdiğimiz Naci Willen Goss hayata dönmüş durumda. Ve Madrid bu şekilde oynarsa ve olası bir Barcelona eşleşmesinde çok güzel şeyler olabilir. Eleştirim değil de mesela Maccabi açısından sezonun çok önemli bir noktasında Zizic çok önemli bir oyuncuya dönüşmüştü. Ama bu seri genelinde ya çok mesela 15 dakika oynadı ikinci maç. 8 sayı buldu. -11, -12 yani rakamlarla da bir şey ifade ediyor. Şu ifade ediyor. Real Madrid boyalı alanında Zizic'i o kadar gövde gösterisi yaptıramıyorsunuz. Yapamıyor. Yabusele ile Tavares'le orayı çok iyi kapatıyorlar. Şunu söylemek lazım. Üçüncü maç eğer Maccabi alırsa ya ben enteresan bir dördüncü maçı çok keyifle bekleyeceğim o maçı yani. Bu seride bence dördüncü maçı uzasın. Real Madrid'de o kadar kolay kolay gelmesin istiyorum yani. Ya Real Madrid'in zaten deplasmanlarda krize girdiğini biliyoruz. Çok kolay olmayacak. Bir arkadaşımız Alperen Hörtel ve Trey'in kadro dışı kalması Real'e yaramış diyor. Aynı fikirdeyiz herhalde. Ama dönebilirler konuda. Falan da dedi bu arada. Hörtel bir yuvarlak konuştu. Hörtel niye dönmez diyorsun da artık abi şey... yani ihtiyaç yok yani Kazor bu haldeyken ve hani
Mart ayları da geldiği için Bertu an... Makabi'nin de koçu yok ki başında diyor. Haklı ya. Yani sonuçta sezon ortasında bir koç değişikliği çok da alışamadan. Hatta Makabi'nin de playoff'u birazcık 5 hafta basketbol oynuyor. Kura hediyesi diyebilir miyiz? 5 hafta basketbol oynuyor. Playoff'a girdi bir anda böyle yani Makabi. Sadece hatta Makabi'nin öyle halleri vardı ki İstanbul'a Efes deplasmana geldiği maçı hatırlayın. Hani sezonu bırakmış durumdaydı. Hı-hı. Ama bir anda playoff Real Madrid'e playoff'ta 7'den girerek eşleşiyor. Pardon. Ne 7'den? 6. 6'dan girerek eşleşebiliyor Real Madrid'le. Yani Real açısından değerlendirelim. Real bir kere yani çok iyi bir zar attı. Burada Lasso hani aslında F4'ü düşündü yani. Barcelona hani eşleşmesini istiyor. Onu istiyor ve oraya hazır gelecekler yani öyle gözüküyor. Yani tam kadro olarak işte guardları daha iyi durumda şu an. Cazor döndü. Orada zaten Yabusele ve Hanga formda, keza Dek. Ben sezonun 5'ine dalmıştım Yabusele'yi. Gerçekten çok kritik bir oyuncu yani. Dek'in bir sakatlığı var. Gelecek ama yani F4'te işte, olacak. Olur gibi duruyor. Yani takım şu an hazır F4'e ve Lasso da hani öldü dediniz ama kral geri döndü. Lundetün çok iyi bir maç oynadı. 9'da 5 üçlük 17 sayı. Portakalları gönderdi. Evet yani onu da ya özellikle böyle playoff zamanları o yanması zaten meşhur Lasso ile beraber bakalım. 3. maçı benim tahminim Makabi alacak yönde. Sizin ben de öyle düşünüyorum. Galiba bana yakın olduğunu. Bir tane böyle yanacak Makabi içeride sanki böyle el attıkları girecek bir maç olacakmış gibi geliyor. Orçun da diyor ki 3. maçı Real alır ama 4. maçı Makabi alır diyor. Alır. 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 Tabii bu arada evet Bertu söylemeyi unuttum. Dekin sakatlığı şeyden dolayı Covid protokolünden dolayı onu da hatırlatmış olalım ve son seri bence Euroleague'in en eğlenceli serilerinden. Yüzüm gülmeye başladı. Yüzüm güler. Yüzüm gülecek çünkü tam beklediğim maçı kazandı Monaco. Olympiakos-Monaco eşleşmesi. Olympiakos'un net bir galibiyetiyle başladı. İlk yarıya çok iyi başlamıştı ilk çeyreğe Monaco. Ama Olympiakos derin bence Orçun'un ifadesiyle derin. Monaco'ya göre çok derin olan kadrosuyla ilk maçı kazandı. İkinci maçta ise galiba Mike James dedi ki bu seri o kadar kolay bir seri değil. Öyle dedi evet. Ne düşünüyorsunuz bu seri hakkında? Yani Mike James gerçekten turu istiyor. Benim hatta bazı tipler gördüm. Final Four'da Monaco ile Mike James'i izlemek inanılmaz olur. Çok zor bir maç yaşatır kime? Efes olur inşallah o maçı yaşatacağı zor. Sadece seri. Ben 3-1 diyordum. Şu an 3-2 Olympiakos noktasına geldim. Ben 3-2 diyordum zaten. Siz zaten 3-2 Olympiakos tarafındasınız. Sen de 3. Ben 2-0 diye 2-0 gider orada evet. Monaco içeride bir maç kazanır diye bekliyordum. İkinci maç Oli sahaya gelmediği için. Olympiakos'un gelirken Orçun'la da konuşuyorduk. Bir süper yıldızı yok arkadaşlar. Ve Olympiakos sürekli belli bir düzende standartta oynamak zorunda olan bir takım. Yani ilk maç mesela World Cup güzel tuttu Mike James'i. Mike James'i biraz formda. World Cup çok iyi bir maç oynadı. Printezis mesela 12 dakikada 12 sayı attı. Hani buraları bakın böyle oynanır gençler dedi. Bir çekinin falan dedi. Ve hani 54'te kaldı değil mi ilk maç Monaco? Evet. Ama ikinci maç, bu arada ikinci maça da yine Olympiakos'un istediği gibi başlandı. 16 İlk maça Monaco'nun istediği gibi, ikinci maça Olympiakos'un istediği gibi başladı. Sonra tersi oldu yani. Sonra demek 20 dakikada istediği gibi başlamamam mı gerekiyor? Sonraki 20 dakikada 60 sayı attı Monaco. Ve Mike James, ikinci yarıdaki Mike James, Euroleague'in en iyi oyuncusu tartışmasındaki dur. Bir Mike. Belki de öyle. Dur. Yani. Halis Karataş, sevgili Halikası Halis Karataş diyor ki, Mike James yapmayın, fark açılınca oynadı. Yani farkı açılıp tutmak da çok kıymetli. Bacon'la Hall'un hakkını yemeyin. Kesinlikle yedirmem. İnanılmaz bir maç oynadılar. Özellikle Dwayne Bacon'ın ve Anduş için hakkını da yedirmem. Çok iyi maç oynadı ikisi de. Tamam. Şimdi ikinci çeyrek Mike James bir şey oynamadı zaten. İlk yarı 2 sayı attı. İkinci yarı 21 attı. İkinci yarı 21 attı. Tamam buna bir şey demiyorum da o maç oradan geri dönebilirdi. Tabii ki zaten. İzin vermedi yani. Yani orada hançeri indirdi. Şeyi söyleyeyim. Bacon benim beğendiğim bir oyuncu değil bir kere. Baştan söyleyeyim. Yani Bacon Euroleague için atlet bir oyuncu. Euroleague da çok beğenilmiyor bu arada. Euroleague için atlet bir oyuncu, skorer bir oyuncu, tehlikeli bir oyuncu ama Baskonya, Maccabi, Monaco buralarda oynayacak bir oyuncu. Bir tane pas verme yeteneği olan, savunmada böyle adamını takip etme isteği olan, reboundlara koşma isteği olan bir oyuncu değil. Charlotte'da da böyleydi bu adam. 12 trilyon istatistiği yapardı. 12 sayı, 0 rebound, 0 asist, 0 top çalma. Böyle bir oyuncu yani. Ben sevdiğim bir oyuncu değil. Ama iyi maç çıkardı. Kabul ediyorum. Ama bunu böyle düzenli bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu da yok, değil. Her maç 30 final atamaz. Şimdi şöyle bir kart aldı eline Monaco.
son sezonun son bölümünde özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda kim gelirse gelsin. Efes gitti. Sorun çıkartıyor. Baskonya gitti. Çok kritik durumda. Playoff'ta zorluk çıkaracağı. Olympiakos gitti. Her maçı çok rahat kazandı ve her maçı yüksek skorla kazandı. Onların atmosferi de hiç fena olmuyor. Yani şu an elinde şöyle bir koz var. İçeride maç bitirebilir seriyi. Yani bu... Ya ve bu gerçekten ritmi yakalayan bir takım için Monaco'nun en büyük avantajı maç, bu. O dördüncü maç geldiğinde o topları atmak yani o kadar kolay olacak mı? Göreceğiz. Bugün, yani tabii maçı göreceğiz bakalım nasıl olacak. Aynı şekilde Olympiakos için de. Olympiakos da öyle çok uzun yıllardır oynayan bir takım değil beraber. Ama orayı oynamayı bilen oyuncuları var. Ama tabii ki böyle olmakla beraber daha bu sene starlığı tadına varan Vezenkov da var. Onun da doğru. Geri bastığını gördük ikinci geri maçta. Bastı, yani. Bastı. Geri bastı. Yani şimdi Vezenkov süper yıldız seviyesinde de değil. Bunu da kabul edelim yani. Olympiakos'un zaten süper yıldızı olsa daha başka bir seviyede tabii olur. Tabii ki. Olympiakos'un kadrosunda zaten süper yıldız yok. Bence süper en kritik parça Fall'un ne kadar iyi oynayacağı. Fall evet. İkinci maçta yani bu arada ben Monaco'nun şey demişler bu arada. Fall geri basmadı bu arada. Ben bile Fall basmadı. Fransa'da Westermann'dan da önemli katkı lazım. Mesela şimdi daha oyuna girmeyen Parisli'nin böyle ekstra skor katkısı veren çok oyuncusu onu var. Onu de hiç beğenmiyorum ama ihtiyacı var. Hocam ama ikinci hiç maç beğenmiyorsunuz tuhaf, ama mesela inanılmaz şutlar yani. Sokuyor evet, bazen. Evet bazen ve sokuyor. Birazcık top seven bir oyuncu öyle tanımlıyorum ben. Yani top onu seviyor birazcık. İçeride de hep böyle net şut atmaz. Top çarpar, döner, gelir. Öyle girer içeri. Sulukas'ın Luzulu'yu tutar deplasmanı diyor Alperen ve Hol seneye Barça'ya gider Davis'in yerini alır. Bence aynı oyuncu değil. Özellikle sırtı dönük oynamayı hiç beceremiyor Donta Hall. Davies'in yerini alır. Brandon Davies'in yerini alır Barcelona'da diyor. Ha, Barcelona'da. Çok, o başka. Bence Barcelona'nın özellikle Jeskiewicz'un katlanabileceği türden bir oyuncu değil. Pozisyonu da başka. Evet, zaten yani şutu yani, yok, pozisyonu başka. 4.5 gibi oynuyor. Evet. Brandon Davies şey pivot oynuyor. Hall yani. Daha ziyade böyle mesela Maccabi'ye veya Maccabi işte... Olur. Baskonya. Baskonya'ya böyle daha all around koşturabilmeyi seven uzunların tabii, tabii. Takımlar için kıymetli bir oyuncuya dönüşebilir. Barcelona'da hiç olmaz ya. Barcelona'da... Ama yine de rakipte olmasın, bende olsun deyip de alabilir yani. O çok keyifli. Ya, beklediğimiz gibi keyifli geçiyor playofflar. Ben çok tadı damağımda kaldı yani ilk haftanın. Ya, Olympiakos serisi bence bu arada hani seri olarak hani Efes Milan serisi tabii ayrı bir yere koyuyorum yani. Hani, ama İzlerken en çok keyif aldığım seri galiba Oli Monaco serisi. Ya şey de izletiyor yani. Şimdi Olympiakos'un sahası izletti. Şimdi değişik bir salona gidiyoruz. Renkleri farklı, oyun kalitesi biraz farklı. Ya mesela ilk maçta kenarda Spanoulis'i görmek, Papaloukas'ı görmek, işte Sofoklis'i görmek falan. Yani gördüğün hoştu zaman yani. Zaten maç kaybetti. O an maç bitti orada zaten. Spanoulis sahaya çıktı. O zaman şey mi olacak? Papaloukas'ı, Spanoulis'i Monaco'ya da mı götürecek? Bir dahaki haftaya da David Reyes'i götürsün. Ahmet Öztürk, Trey Tompkins, Efes'i uyar mı diye sormuş size. Uyar. Da yani Trey'in ne kadarı uyar. Ne kadar kaldı. %13'ü almıyor. Kaldı yani. Yine bu sene iki tane game winner basketiyle maç almış adama da loser demezsin diyor. Noven şey okuyamadım. Nicky Noven galiba. Kim loser dedi? Alperen bir yorum yapmıştı Sulukas'ın loserlığı için. Ha. Sulukas evet özellikle Türk takımlarına karşı iki tane game winner atmıştı. Ama yani herhalde Alperen'in genel bir toplamda ya. Loser yani eski kariyeri özellikle birazcık ya. Çok yapışmıştı yani. Maçı bitirecek Fenerbahçe oyuncu... Hariç. Sulukas değildir. Yani maçı bitirecek oyuncu Sulukas olmazsa Olympiakos için daha iyi oluyor. Orada Mekkisic falan arada, orada bitirirse yani o bitirici şutları o atarsa daha iyi. Tyler Dorsey'i de arıyorlar. Tyler Dorsey iki maçta da yoktu yani. Ve Tyler Dorsey ikinci ama maçta... Ama şimdi yani Monaco'nun kısaları çok atletik. Evet. Biraz buna çarpıyorlar. Çarpıyorlar bir de Tyler Dorsey biliyorsun yani o şutu sokamadığı zaman... Gibi de vardı ya Erdem Atletik diye ben niye köfteci açıyordum. Yani. Onun gibi yani. Hani patinaj yapmaya biraz birbirleriyle bunu konuşmaları lazım. Mike James veya Parisli Atletik diye biz niye maç kazanamıyoruz. Ama şu plan olacak gene yani Barçokas ne getirir bilmiyorum ama. Hiçbir şey getirmeyecek bence biliyor musun? Kısa beşi etkili gibi Oli'nin yani. Orada ki bir uzunu sakat da Oli'nin. Jean Charles oynadı ama diğer uzunu oynamadı. İlk maçta da yoktu. Ya bence orada Barçokas'ı sezonun koçu seçtik de bu konularda o da bayağı muhafazakar. Yapmıyor ya ilk maçta yani. Yaptı. İlk maçta baktı Monaco iyi başlayınca işte Jean-Charles, Vezenkov daha kısa bir 3 kartlı işte Mekkisic, Sulukas falan öyle bir 5'e döndü ama bilmiyorum Dorsey'den bir kere katkı almayı başarması lazım. Yani en azından şut katkısı bence alması de. Lazım. Dorsey'ni oyuna sokması lazım. Lazım. Ya peki ne diyorsunuz? Oradan sizce 2-2 mi döner kesin? 2-2 döner. Ben en başından beri öyle düşünüyorum zaten. 3-2 bitecek bu seriden. Pire'de, 3-2 biteceğini düşünüyorsunuz. Pire'de 5. maçta Olympiakos'u deplasmanda yani zor Monaco'nun yenmesi. Monaco
dediğin gibi ya 3-1 kapatacak ya da seriyi kaybedecek. Ya zaten şu an aslında bence bütün süreler yaklaşık buna çok yakın. Ya şimdi Efes için de aynısını söylüyorsunuz. Evet, Efes burada bitirmeli seriyi. Hiç gerek yok riski atmaya. Aynı şekilde Barcelona serisinin 2-2 döneceğini, dönmesini hayal ediyorsunuz. Tabii İstiyorum. İstiyorum. Şöyle bir 5. maç stresi, Yasikevicius böyle iki teknik faul filan. Böyle ya. Bir son saniyelere girerken Brandon Davis faal yapmak zorunda kalmış. Trinkeri kapatamaz ama kapatacak. Ha, nereye, adamın elindeki malzeme yani, belli. Kapatacak yani. Kişi belli. Kardeşim F4'te kim kapatacak göreceğiz orayı. Lasso gözlükleriyle kapatacak orayı. Ama bu sene hiç kazanamadı. Onu da atacağız. Hatırlatalım. Ama F4'te belki kazanır. Oralar başka. Oralar başka. Son olarak programı kapatacağım. Bu serilerle ilgili özellikle en çok sevdiğiniz, mutlaka izleyin dediğiniz seri hangisi olurdu? Oley. Bir basketbol seyircisine söylerken. Ha, basketbol. Basketbol izlemeyen birine ya izleyecek bir şey önerin bana. Hangi seriyi izletirsiniz? Oley Monaco. 3. ve 4. maçları. Olympiakos Monaco güzel olabilir. Ha, 3. ve 4. maç için bence Efes serisi de güzel Efes olacak serisi ya. Ya ilk iki maç güreşti ama bence İstanbul'daki maçlar daha tempolu olacak. Maccabi'yi izle demem. Orada netim. Yasikevicius basketbolu sevmeyen biri olarak Yasikevicius'u da izle demem. Bu arada Olympiakos da eksik. Şimdi baktım Hasan Martin. Hasan Martin eksik bir oyuncu. Evet ya. O Hasan Martin arıyorlar. Onu söylemeden geçmeyelim yani. İlk İki maçta yoktu işte. Ya önemli tabii ama yani senin çok da kaderini değiştirir. Oh, bence de o kadar da bahane edilmedi. Şey tabii abi, ki kullanıyorlardı ama şimdi ya Fold o kadar kötü yani dakikaları arttıkça da öyle çusuk kanatan bir oyuncu değil. Ama Hasan Martin'in sağdayken... Biraz Dunstan etkisi yaratabildiği dakikalar var Hasan Martin'in. Ya daha başka bir basketbol oynuyorsun abi. Fold'da oynadığın basketbol daha çakılı bir basketbol. Ahmet gelecek sene Rus takımları olacak mı demiş. Henüz kesin bir şey yok. Benim tahminim olacakları yönünde ama bu sadece tahmin ve hiç kimseyle hiçbir yerde okumadığım bir durum. CSKA Moskova'ya Euroleague'den atmak o kadar kolay yani değil. Özellikle hani bu üyesi yani bu Euroleague'in A lisanslı takımlarından son 20 yılın 16'sında F4'te olan. Yani bakalım bu tabi şu anki bu savaş durumunun ne kadar devam edeceğiyle ve basketbolun bunu ne kadar içselleştireceğiyle ilgili değişiklik gösterebilir diye düşünüyorum. Bu uzun cümlemden sonra hepinize hadi kapat. Programı izlediğiniz için, güzel yorumlarınız için, bizimle beraber Euroleague serilerini değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Orçun ağzına sağlık. Sevgili Hasan Arkay Spor ailesine de çok sevgiler, teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Dip çizgiden hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.